değerli izleyenler, Fırat Masası programıyla yeniden karşınızdayız. Yine çok değerli bir konuğumuzla programa başlayacağız. MHP eski il başkanı Raif Çiçek bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun. Sizler nasıl kanınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah iyilik versin kanımız. Efendim, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümü kutlanacak. Neler söylemek istersiniz? Evet. Bugün mübarek bir gün. Cuma günü Müslümanların bayramı olan bir gün. Bu cuma gününde duaların kabul olduğu saatlerde Rabbimden bu cuma günü hürmetine ülkemize, milletimize, İslam bayramına, dinde, dünyada, ahirete afiyet vermesini niyaz ederken, yine bu cuma günü hürmetine bu ülkeyi bize bırakan ve bu ülkenin kurtuluş savaşını veren büyük atamız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere diğer kahramanlarımızı, atalarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla, şükranla anıyor. Ve bu cuma günü hürmetine Rabbimin cennetiyle, cemaliyle müşerref olmalarını diliyorum. Yine bu ülkemiz için dünden bugüne ülkenin birlik bereket, vatanın bütünlüğü için, ülkenin bekası için, dinimiz için mücadele eden, şehit olan sivil vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize, polisimize, askerimize, korucumuza, şehit olanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlık diliyorum. Yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu vesileyle bu ülkemizin huzur içinde yaşamamızı, istikrarlı bir şekilde yaşamamızı sağlayan başta liderim, güzide insan Sayın Devlet Bahçeli Bey olmak üzere ve yine faziletli insan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e de, onların kadrolarına da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın Devlet Bahçeli Bey nefsini aşmış, kendisini ülkesine, milletine, insanlığa adamış bir insan. Türkiye'nin bugün istikrar ve huzuru varsa bunu Allah'tan aşağı, bunu samimiyetimle söylüyorum zaten. Devlet Bahçeli'nin gayretlerine bağlanmak gerekir. Şahsım olarak yöneten nefsim için Sayın Devlet Bahçeli Bey'i seviyordum, sayıyordum. Ama bugün ülkem için, dinim için, milletim için, ülkemizin geleceği için Sayın Devlet Bahçeli Bey Efendi'yi seviyorum, sayıyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Allah onu ülkemizin başında eksik etmesin. Yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan gayretli ve çalışkan bir insan ve Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini çözen bir lider. Ben ona da Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyorum. Onları incitmemek, üzmemek de Türk milletine ve o teşkilatların mensuplarına düşer. Benlik, varlık göstermeden, hesap kitap yapmadan, makam mevki derdi gütmeden ülkemizin yararına, faydasına olan şeyler yapmaya çalışmak lazım. Bunların gösterdiği hedeflere doğru yürümek lazım. Eğer dava adamından bahsediyorsak böyle olmamız gerekir. Ne bileyim, nefsim için, makam mevki için, kişisel hesaplar için çalışıyorsak bu memleket millet sevdasıyla olduğumuzun ispatı değil, tam tersine hainliktir, bölücülüktür, şer güçlerine ekmeğini yağ sürmekten başka bir şey de değildir. Peki başkanım, Cumhuriyet sizin için ne anlam ifade ediyor? Açıklarsanız. Evet. Şimdi tabii bu Cumhuriyet, zaten ben Zeki Bey'le konuşurken özellikle bu konuyu niçin istedim? Sanki Müslümanlar Cumhuriyet ve demokrasiye karşıymış. Tabii bazı İslam'ı bilmeyen, ehil olmayan insanlar Cumhuriyet sanki demokrasi İslam'a karşı bir şeymiş. Şimdi müsaadeniz varsa şeyde, Palo'da türbesi bulunan Şeyh Ali Şeb'de Hazretleri, büyük bir Allah dostu, onun icazet verdiği Harput Burlu Cami'de bahçesi bulunan Seyyid Ahmet el-Kürdi Hazretleri. Mesela o mübarek zat Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlıların Anadolu'nun çıkıp denize dökülmesine manevi katkı sağlamış. Bu ne demek? Cenab-ı Hak Atatürk'ün başarılı olmasını istediği için. Yani yoksa çapaçuca bir Allah dostları kendiliğinden bir keremet var da bir şey gösteren, Allah dilemezse kimse bir şey. Allah demek ki bu milletin kurtuluşunu istemiş. Onun için de Atatürk'ü görevlendirmiş. Yani okuduğum eserlerde bu tür zamanlarda liyakatli, bilgili, becerikli insanlar topluma önder olur. Yani o günün şartları içinde bu Allah'ın
Atatürk'e verdiği bir yetki. Bunun başarısı için de Allah dostları maddi manevi katkı sağlamışlar. Diğer insanlara da katkı sağlamışlar. Yani istiklali ve istikbali için mücadele etmeyi büyük Allah dostları İslam'ın şartında saymışlar. Mesela Çapaçulu Şeyh Efendi, İcaz Efendi, Kastamonu Muhammed Sanız Efendi Rahmetullah Hazretleri İslam ilmi halinde İslam'ın şartlarının beşini sayarken ilaveten diyor ki ülkenin birlik, beraberliği, huzuru için çalışmayı İslam'ın şartlarında saymış ve bunu hacdan daha sevaplı saymış. Yani bu ne? Benim senin gibi insanları aydınlatmamız, irşat etmemiz, uyarmamız, tembihlemiz. Cihat değil yani, daha savaş değil yani. Bunu bile hacdan daha sevap görmüş. İşte bazıları diyor ki ya Atatürk bilmiş olsa öyle değil. Yine Kastamonu Muhammed Sanayi, Harput'taki Çapaçulu Şeyh Efendi, Cezayir'i Kastamonu Muhammed Sanayi, zamanın mücedi büyük bir Allah dostu. Büyük bir veli. Bunu ben rüya aleminde bana uyarı kazlar olmuş. Bana çok kızmış. Beni çok uyarmış. Ben laflar dinlemedim. Dinlemediğim için de çok sıkıntılar çektim. Yani bu Allah dostlarını Allah bildirmezse bilmez. Allah bana o rahmeti de gösterdi. Ben nankör bir insanım. Kadir'in kıymetini bilmedim. Şimdi Muhammed Sanayi Efendi diyor ki İslam'da belli bir hükümet şekli yoktur. İslam'da esas olan hükümet şekli adalete, liyakata, istişareye dayanan bir sistemdir diyor. Diyor Kur'an ve sünneti de incelediğim zaman Kur'an ve sünnete göre en uygun rejim cumhuriyet ve demokrasi rejimi. Niye diyor ki istişare var. Liyakatlı olmayan bir insanın seçilmesi mümkün. Adaleti sağlamak da bundan mümkün. Adaletsizlik yaparsa devirir. Onun için cumhuriyet ve demokrasi rejimini her Müslümanın canla başla koruması ve geliştirmesi gerektiğini ifade ediyor. İşte eserinde burada kitapta var, detaylarını okumayayım dedim. Yani cumhuriyet rejimi Müslümanlar için en uygun rejim. Yani bugünkü şartlar içinde istişare var mı? Var. Liyakat esas var mı? Var. Adalet var mı? Var. Şimdi diyelim ki bir beğenmediğimiz bir hükümet, bir şahıs oldu. Onu devirme imkanımız var. Değiştirme imkanımız var. Onun için cumhuriyet ve demokrasi rejimi Müslümanların tam da istediği bir rejim. Ama bunu geliştirmek, olgunlaştırmak Müslümanlar için. Bugünkü cumhuriyet ve demokrasi rejimi tam manasında istediğimiz bir demokratik bir rejim midir? Değildir. Ha, ama bunu geliştirmek lazım, güçlendirmek lazım. Yani bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ile Sayın Güzide İnsan Devlet Bahçeli Bey Türkiye'nin birçok sıkıntısını çektir, sıkıntısını çözdürür. Bunlardan biri neydi? İnanç özgürlüğünü, serbestliğini sağladılar. Diğeri neydi? Çocuklarımız inansız, imansız yetişiyordu. Marksist, komünist, dinsiz, imansız oluyor. Ne yaptılar? Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakını anlatan eserler kodular. Milletin inançlı, imanlı, ahlaklı olma yetişmeleri için gayret sarf ettiler. Yine ne yaptılar? İşte tercihli Kur'an dersi kodular. Niye? Çünkü adam Kur'an öğrenmek istiyor. Şunun bunun eline düşüyor. Yani nedir? İşte ne alt ediyorlar onlara. Bir de başkanım başörtüsü sıkıntısı da vardı. Tabii işte inanç özgürlüğü dedim ya. Evet. İşte onları hepsini falan bunlar çözdü. Türkiye'nin sıkıntılarıydı. Ne oldu? Dün bu işe karşı çıkan insanlar, bu işlerden rahatsızlık duyan hükümetler, veyahut da siyasi partiler bugün yanlış yaptığını kamuoyuna paylaşıyorlar, itiraf ediyorlar. Yani demek ki bunu sağlamaları gerekiyordu. Ama bazıları diyor ki ya işte bunu siyaseten yapıyor, işte böyle böyle. Benim için fark etmez. Benim zahiren bunların geçmişte yanlış yaptığını ve bugün bunların bu Müslümanların hakkı olduğunu savunmaları benim için iyi bir şey. İstersen art niyetle söylesin, isterse hesaplı kitaplı söylesin. Kusura bakmayın bir su için bende şeker de var. İsterse siyasete söylesin. Ben zahire bakarım. Zahiren bu adamlar bunu söylüyorsa bu benim için iyi bir şey. Yani dün yaptıklarını, yanlış olduklarını söylüyorsa bu da bir erdem. Ama görüyoruz bunun çevresinde diğer insanlar işte bu tür şeylerin işte yine laiklik elden gidiyor. İşte şeriat geliyor. İşte çağ dışı bir rejim geliyor. Bilim ne geliyor? Ya ne çalışırım? Dünyayı aydınlatan İslam. İslam'da adalet var. Merhamet var. Şefkat var. Yardımlaşma var. Dayanışma var.
zulüm yok, haksızlık yok, adalet var. Birileri Müslümanlık adına bir yanlış yapıyorsa o Müslümanı bağlamaz. Müslümanların örnek alacağı insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı. Peygamber'in hayatı ortada. Yani Peygamber Efendimiz yanlış mı yapmış? Yok. İşin bir Müslümanlar adına yanlış yapıyorsa, veyahut o bir şey yapıyorsa, bu Müslümanlara bağlayacak bir şey değil. Müslümanların ölçüsü belli. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak bildirmiş. Peygamber Efendimiz de bunu tebliğ etmiş, yaşamış. Hayata uygulamış. Bizim ölçümüz bunlar. Onun dışındaki Ahmet, Mehmet, şu bu falan değil. Zaten bugünün şartları içinde tarikat mensuplarının çoğunluğunun da icazeti yok. Bir gelenek haline geliyor. Yani aslında tarikatlarda diploma vardır. Yani sen bir doktoru tıp fakültesini bitirip ihtisasını yapmadan sana diploma vermezler. Tarikat da böyle bir şey. Yani bu milletin anlayışı ama nedir? İşte dedesinden, babasından, şundan, bundan. İşte bazı insanlar da işte ya en azından oturuyor sohbet ve Allah'ın ismini anıyoruz. Peygamber Efendimiz'e salat getiriyoruz. Ne mahsur var diyor. Hem mahsur yok ama bunlar kanun dışına İslam'ı saptırmak adına İslam'ı işte Kur'an ayetlerini, peygamber hadislerini yanlış yorumlayarak fitne, fesada, bozgunculuğa sebep oldukları zaman sorun. Yani Peygamber Efendimiz dedi ki fitne kıtadan beterdir. Bozgunculuk bozgunculuk yapan cehennemliktir. İşte ne bileyim iftira atan cehennemliktir. Bugün insanlar hep birbirine iftira atıyor. Dedikodu yapıyor. Çamur atıyor. Adam bir şeyde bir şey duyuyor. O da beş tane üstüne koyuyor, anlatıyor. İniyor adamın haysiyeti, şerefi kişilir, rencide oluyor. Bunu düşünme. Allah saçı mücadele ettiğini söylüyor. Söylediği söz Allah'ın razı olduğu bir söz mü? Halbuki söylediği şey günah işliyor. Hesabını verecek. İyi iş yapıyor. Devletin malının mülkünü çarlık çırpıyor. Devletin malının mülkünü kanunsuz yasa dışı işlerine işgal ediyor, alıyor. Bunlar Müslümanlıkta yok ki. Peygamber Efendimiz sedirde yatmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh gitmiş peygamber sedirde yattığını görmüş. Bir tarafı da şey olmuş, çok üzülmüş. Peygamberim demiş ki ya ben dünya mal mülkü için değil mi? Ahiret için geldim. Yani şimdi birisinin 5 kuruş parası varsa o birinin de 5 kuruş parası olsun. Böyle bir anlayış İslam'da var. Ama bugün ne bileyim işte herkesi genelde kötülemiyorum, şey etmiyorum. Yani cemaat olsun, tarikat olsun, Kur'an'a ve sünnete uyuyorsa... En iyi örnek aslında başkanım, Kur'an ve sünnet değil mi? Tabii. Yaşanta, örnek alacağım peygamber olsun. Yani Raif Çiçek, Müslümanlık, milliyetçilik aslında bir şey konuşamaz. Milliyetçinin özelliği nedir? Merhum başımız Alparslan Türkeş ne demiştir? Bizim milliyetçilik anlayışımız Kur'an ve sünnetten süzülen İslam'a dayanan milliyetçiliktir. İslam dışı bir milliyetçilik yoktur. Bu hareketin lideri bunu koymuş. Bizim hareketimiz ırkçı bir hareket değil. Bizim hareketimiz kavmiyetçi bir hareket değil. Bizim hareketimiz bölgeci bir hareket değil. Bizim hareketimiz cihan şumul bir hareket. Ne demişiz? Nizam alem davası, ilahi kelimetullah davası. Yani bunlar Allah'ın emirleri. Yani Allah'ın emirlerini tebliğ etmek, Allah'ın emirlerini halka benimsetmek, yaşamasını sağlamak. Ülkücü hareket diyorsan öyle bir şey değil. Bugün ben Kürt'üm. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bakanlarından, başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına her türlü konuyu görüşüyorum. Belki de bunların çoğunu kimseyle görüşmediği konuları benden görüşüp paylaşan devlet yetkilileri de olmuş. Ama ben Kürt olduğumdan dolayı benimle görüşmemezlik etmemişler. Yani neticede şu an ülkemizin birlik beraber huzuru için milliyetçiler olsun, sosyal demokratlar olsun, herkes olsun katkı sağlanan. Bu ülke bizim. Ülkede demokrasi var, cumhuriyet var, herkes hakkını. Ama ben senin hakkını gasp edeyim, sana iftira atayım, ülkemizi karıştırayım, ülkemiz birbirine düşsün, insanlar birbirine düşsün. Ne kazanacağız? Şer güçler. Bugün PKK'nın ben şunu dünden bugüne söyleyeyim. PKK'yı kuran güç Türkiye'de güçlü bir Müslüman ülke olan Türkiye'yi zayıflatmak amaçlanmıştır. Yani niye? Doğu ve Güneydoğu halkı inançlı, imanlı insanlar. Ben çoğu zaman eskiden de şu bu vesileyle gidip gelmişim. O bölgelerden buraya o zamanlar üniversiteler çok yoktu. Yani Elazığ bu bölgede Belazığ'da vardı. Erzurum, bir de Diyarbakır'da.
Gelen de Elazığ'a erip, ben bakardım. Bunlar inançlı, imanlı insanlardı. Dindar insanlardı. Şimdi ne, bunu PKK vasıtasıyla, Marksist denetlisi bir örgüt vasıtasıyla oraları dinsizleştirip, yani orada Türkiye'yi sıkıntıya sokmak. Şimdi inanmış bir Türkiye, birlik beraberlik içinde olmuş bir ülke, güçlü Müslüman bir ülke olduğu zaman kim rahatsız olacak? Müslümanların düşmanları. Ama şimdi Türkiye'miz bölünse, Türkiye'miz huzursuz olsa, işte kargaşa var, savaş var, kime yarıyor, kim faydalanıyor? Kürtlerin ne faydası var? Kürtlere kim ne demiş bu? Üstelik de bunlar Kürtlerin adına da harim. Marksistlerin olduklarını zaten söylemişler, ifade etmişler. Kitapları var, eserleri var, bilim neler var. Dünyada komünizm itmiş. Hala bunlar komünist literatürde olan teorilerle mücadele ediyor. Bunun sebebi ne? Bunun başta Türk milletine, yani güçlü bir Müslüman ülke olmasın. Güçlü bir mülküme, Türkiye Cumhuriyeti olduğu zaman bölgesine söz sahibi olacak. Ama işte kendi insanlarıyla uğraşırken, savaşırken, kargaşa varken Türkiye kolay kolay her zaman dış müdahale edemez. Bugün Türkiye'nin çevresi, yani bazı Türk düşmanı, Müslüman düşmanı ülkeler, işte görüyoruz Yunanistan'ın şımarıklığı ortada. Ne bileyim işte Suriye yine ortada. İşte İran, Irak ortada. İşte Ermenistan yine ortada. O birileri ortada. Ya güçsüz, zayıf bir Türkiye kime ne faydası var ya? Yani şimdi niye Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli dış güçlere, şer güçlere eğilmedikleri için, boyun eğmedikleri için, ülkenin milletin menfaatlerinden dolayı taviz vermedikleri için adamlar hedef durumuna geldi. Niye Biden Tayyip Erdoğan'dan rahatsız? Çünkü onların istediklerini yapmıyor. Niye Biden ne diyor? Diyor Suriye'de Marksist, Leninist, dinsi, imansız bir Kürt devleti kurursun, sen buna rıza göster. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli diyor ki kardeşim, oradaki o bölgedeki Marksist olmayan Kürtlerin durumu ne olacak? Onların güvencesi yok, can güvencesi yok, mal güvencesi yok, namus güvencesi yok. Onlar ne olacak? Biz buna ne müsaade edelim kardeşim? Üstelik de Türkiye'nin başına da böyle olacak. İşte ne bileyim işte, işte Rusya'yla hangi savaş diyor. Ya ben niye Rusya'yla savaşayım? Ya işte sen işte İran'a hiç tavır almıyorsun. İran'ın haklarını, menfaatlarını hep koruyorsun. Onların yanında duruyorsun. Niye? İran bizim din kardeşimiz. Belki mezhep farklılığı vardır. Şia mezhebine mensup. Fark etmez. Türkiye'deki Müslümanlar birbirine uğraşıyor. Ben Şia'yla niye uğraşayım kızım ya? Kusura bakma, bir su daha içeyim. Başkanım, o zaman bir soru yönelteyim. Terörün yoğun olduğu dönemde MHP il başkanlığını yürüttünüz. Peki o günden bugüne neler değişti başkanlık yaptığınız süreçten? Ya tabii önce şu an 1975 yılında ben Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesini kazandım. Devlet Bahçeli Bey o zaman okulda asistanımızdı. İşte bir yıl orada kaldıktan sonra 1976 yılında bu bölgede terör faaliyetleri azmıştı, büyümüştü. Beni buraya Ülke Ocakları Başkanı olarak gönderdiler. Tabii o zaman Marksistleriniz, dinsi imansız sol örgütler vardı. Yani fraksiyonlar farklı, hepsi Marksistleriniz'di yani. Kimi Mao'cu, kimi Lenin'ci, kimi işte Arnavutçulu, kimi ne işte. Bunların karşı olduğu şeyle bayrak, değer. Bir de diyor ki haklara bayrak ezan, din. Bir de diyor ki işte haklara özgürlük. Yani ne haklara özgürlük? İşte her bölgede farklı bir olsa herkese bir özellik. Yani Türkiye'nin bölünmesi gibi bir şey. Şurada şuna, burada buna falan. Biz o zamanlar samimiyetten, iyi niyetten bunları engellemeye çalıştık. Engellemeye çalışırken de bunlar bizleri hedef aldılar. Bir sürü insanımızı şehit ettiler, öldürttüler, yattılar, bilim ne ettiler. Şimdi tabii o günün şartları içinde bizimle birlikte olan bir Elazığ halkı vardı. Ama her tarafta ülkeleri destekleyen bir halk yoktu. Yani neticede de o zaman siyasi partilerden de bize destek olan sadece rahmetli Süleyman Demirel Bey'di. Diğerleri de kendi partileri için mücadele. Ama ben şunu söyleyeyim. 1999 seçimlerinde sonra ben Elazığ İl Başkanı oldum. Tabii o zaman terör bu bölgede var yani.
terör bölgede var ama bizim yaptığımız şeyler neydi? İşte özellikle Doğu ve Güneydoğu çoklar, ben daha önceden bunu yapıyordum da, en aza gelen insanların ilgileniyorduk. İhtiyaçları olanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yurt çıkmayanlara ev buluyorduk işte. İmkanımız dahilinde yardımcı oluyorduk. İşte evde kalanlara erzak, merzak, şu bu falan. Bunun dışında işte çalışmalarımız vardı. Ama siyasetten gelince şunu yapıyordum bak. Sen onu iyi ki söyledin. 1990 Elazığ'daki arkadaşlarımız o günler herkes iyi hatırlar. Ben 15 günde bir her ilçeye 5'er kişi milletvekili adayı olmak isteyen arkadaşlarımıza, çalışmak isteyen arkadaşlarımıza 15 günde bir tüm ilçelere 5 ekip, 10 ekip gider orada oturup vatandaşla sohbet ederlerdi. Çay içerlerdi. Meselelerini dinlerdi. Getirlerdi, bize iletirdi. Niye? Adam milletvekili aday olacaksa o teşkilat onu tanısın, o halk onu tanısın. Yani milletvekili ben bugün ben olacağım diye bir kayda yok. Başkası da şey. Ama kamuoyu tanımıyorsa, teşkilat tanımıyorsa, taban tanımıyorsa oy vermiyor. Onun için ben o zaman 15 günde bir herkes işte arkadaşlarımızla ilçelere gönderiyordum. Ayda bir işte yemekte toplantı yapıyordum. Tüm delege arkadaşlarımız, geçmişte görev yapmış arkadaşlarımız, ne bileyim işte ilçe başkanlarımızın katılımıyla sorunlarını, tabii bir de o zaman hükümettik yani. Yani ne problemler var ne sorun. Böyle bizi de eleştiriyorlardı, tenkit ediyorlardı. Ama demokratik, biz de rahat rahat dinledik huzurunda. Biz de cevap verdik. Belki haksız eleştirilere de muhatap oluyorduk. Belki haklı eleştirilere de muhatap olduk. Ama kaçmıyorduk yani. Zor bir şey aslında başkanım, zor bir şey. Çünkü ya yok şimdi sen vatandaşların niye kalmıyor? Evet. Adam dedikodu daha da çoğu yani. Şimdi kardeş kimin ne derdi? Sağda solda konuşmayın diyordum. O zaman da gelin kardeşim ayda bir toplantı var. Gelin orada herkes derdini anlatsın. Kim ne var ne o herkesin huzurunda. Adam iftira atıyorsa da zaten toplum gülüyor. Doğru söylüyorsun ya. O gün şartları içinde biz böyle bir sistem uyguladık. Biz mesela tüm teşkilatlar toplanıyorduk. Elazığ'ın sorunları ne, problemleri ne? Bir liste yapıyorduk. Sayın Milletvekilimiz Mustafa Gül Bey de Elazığ'a geldiği zaman kendisine diyoruz ki ya Sayın Milletvekilim bu taleplerimiz var. Bunlar işte bakanlıklardan takip et. Bunlarla ilgilen. İşte baskıda karşı fabrikası istiyorlar. İşte bilim nerede ne istiyorlar. Bilim nerede sağlık ocağı istiyorlar. Tabii bunlar Ankara'nın işleri. Yani bizim burada yapacağımız bir şey değil. Sayın Milletvekilimiz de sağ olsun Allah razı olsun Ankara'da takip ediyordu, ilgileniyordu. Çoğunu gerçekleştirebiliyorduk, çoğunu gerçekleştiremiyorduk. Mesela o zaman ideallerimizden biri bir perde köprüsüydü. O zaman bizim mimar bir ağabeyimiz vardı. Onu hatta getirdik. Orada plan proje çözdük. Sayın Koray Aydın'a, ben de hukuki bir dostluğum vardı, yakınlığım. Gittik söyledik. Yani hükümet devam etseydi belki de o perde köprüsünü o zaman çözerdik. Yine mesela Ağın Köprüsü'nün o zaman temellerini falan biz attık. Yani biz burada tespit ediyoruz memleketin ihtiyaçlarını, tüm ilçe başkanı, yönetim ocak başkanları alıp götürüyoruz. Sayın milletvekilimiz de geliyordu. İşte böyle işte içeri kendisine veriyoruz listeyi. Bunları Ankara'da takip et. Bunlarla ilgilen. Sağ olsun o da ilgileniyordu, takip ediyordu. Bazıları oluyordu, bazıları olmuyordu. Yani şunu söyleyeyim. Yani parti için demokrasi istemediği müddetçe partide hizipleşme olur, gruplaşma olur, kamplaşma olur, kavga olur, gürültü olur, dedikodu olur, iftira olur. Allah korusun bile çatışmaya ten götürür. Yani bunu bugün hiçbir siyasi parti yapmıyor. Çünkü yapamaz da yani. Yani öyle cesareti olacak, ben bir il başkanı göremiyorum. Yani MHP'li dışında da söylüyorum yani. AK Parti, CHP, işte diğerleri. Çünkü yani taleplerine cevap veremedikleri çok şeyler var. Ama dinlemiyorlar. Ya işte biz partideyiz, gelsin bizi dinleyin. Bu yetmez. Çünkü niye sen partiye gelen adama bir şey söylüyorsun, o gidiyor yalan söylüyor. Ama toplumda anlattığın zaman toplum buna şahit. Anlatamaz, böyle bir şey yok. Adam diyor ki ya işte şu müdür şu yolsuzluğu yapıyor, şunu bunu yapıyor, bunu şey et. Adam diyor ki ya bu yapmaz. E delil belgesini getir diyorsun. Getirince sen onu işleme koymak zorundasın. Ama sen işleme koyulmadığın zaman sen vebaldasın. Sorumluluk sana ait. Devletin, milletin, yetimin hakkını kimse yemez, yedirtilmez. Hiçbir milletçi, hiçbir Müslüman buna müsaade etmez, etmemeli. Kim ederse
bu dünyada bulunmasa ahirette cezasını çeker. Biz o günde de, bizim partimizde de yanlışlar oldu, yapanlar vardı, görevden aldıklarımız da oldu, mahkeme verdiklerimiz de oldu. Hatta ben televizyona açıp resmen Cumhurbaşkanı'na ihbarda bulunmuş müdürler bile oldu. Ha bu cesaret işi. Beni görevden var, alsın boş koy. Ben vicdanen rahat olayım. Ben hakkın huzurunda boyun eğim olmasın. Ben çok sevdiğim arkadaşlarım, kardeşlerim, yakınları vardı. Bürokratlardı, yanlış yapıyordu. Kendilerine bir sürü şeyler söylemişim. Hem de basın önünde de eleştirmişim, toplumda da eleştirmişim. Bunu en azı kamuoyu o gün içeri bilenler bilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Ülkemizin yararına olan, faydalısı olan şeyleri herkes savunmalı. Bunun birinci şartı, kendi içinde birlik beraberliği sağlayacaksın. Bütünlüğü sağlayacaksın. Bazı arkadaşlarımız milletvekili. Ya 5-10 tane herkesin etrafında, 5-10 tane de adam milletvekili seçilemiyor kardeşim. Türkiye, Elazığ olarak da bizim etrafımızdaki 5-10 kişiden bir teşekkil değil. Bu memleketin Karakoçanı var, Palusu var, Arıcağı var, Elmisi var, Başkili var, Kebanı var, merkez köyleri var, bilmem neler var. Benim etrafımda 10 tane adam var. O birinin etrafında da 10 tane adam var. Bizim bu 10 kişiden seçim seçilmiyor. Yani onun için kardeşim seçilecek insanlar öncelikle seçimin insanın olduğunu bilecek. İnsanların derdine derman olacak, yarasına merham olacak. Bu harekete emeği geçen, hizmeti geçen herkese saygıda, hürmette kusur etmeyecek. Dün gelip, bugün kendi yıllarca emek vermiş, hizmet etmiş insanlar hakkında birileri konuşuyorsa, onun yanındaki adamlar ayıptır demiyorsa, demek ki bunlar art niyetli. Yani adama işte Allah için ona iftira et, gruplaşma yap, hizip yap. Ondan sonra da işte ben şuyum buyum. Bunlar kimse yutmaz. Başkalarına yutursunlar. Ha ben Allah için, ülkemin, memleketimin selameti, huzur, mutluluğu için bu Cumhur İttifakı'nın yanındayım. Bizim bir hesabımız da yok. Siyasi hesabımız da yok. Allah da biliyor, kul da biliyor, biz de biliyoruz. Ha bizim bu çalışmalarımızı yanlış değerlendirenler, bir hesap kitaba yoranlar var. Olsun, ben daha önce de söyledim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut ateşi atmış. Karınca duymuş. Biraz ağzına su almış. Ateşi söndürmek için yola çıkmış. Yolda sormuşlar. Nereye? Ya demiş valla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut ateşi atmış. Ben onu gidip söndüreyim. Ya demiş kardeşim o koca ateşi sen bu suyla gidip söndüremezsin, kavuşamazsın bile. Olsun demiş. Benim safım belli olsun. Ben bugün inandığım hak fuhakat yolunda olan Cumhur İttifakı. Memleketimizin, milletimizin selameti bu hükümetin elinde. Bundan dolayı bunların yanında olmak benim bir vicdanım mesela. Ben bir Müslümanım. Yarın Rabbim diyecek ki ya fitne fesat çıkaranlar vardı. Sen onlara karşı bilgin vardı, kültürün vardı, etkinliğin vardı, saygınlığın vardı. Sen niye müdahale etmedin, niye uyarman dediği zaman ben ne diyeceğim? İnsan yaptığından yapmadığından da sorumlu. Yani şimdi... Yani ben bir yerlerde haksızlık var, ben o haksızlığa karşı niye durmayayım? Bir yanlışlık var, niye durmayayım? Ha bana rencide işte esinlerim. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bir sözü var. Gel kayada ne koparır? Bu memlekette dünden bugüne her şeyimiz açık şeffaf. Benim de ailemin de yakınlarımızda ne bir hırsızlığımız var, ne bir yolsuzluğumuz var, ne bir namussuzluğumuz var, ne kimsenin hakkını yemişiz. Kendi kazancımızda, helalinden meşhur olan kazancımızda Allah bilir ne yaptığımızı. Bilenler de biliyor. Bırak biz başkasının devleti, milletin hakkını yemeye. Biz kimseye bir şey diyor. Ha ben şunu diyeyim, nereden geldik, nereye işte. Böyle işte kızım yani. Peki efendim. Sizce... Bir su da içme, kusura bakma. Tabii ki buyurun. Başkanım peki sizce vatandaşların sorun ve talepleri yeterince dinleniyor mu? Ya şimdi vatandaşın sorun problemi çok. Bitmez elbette. Ama Türkiye bir kanun devleti. Bir yasaları var, kanunları var, yönetmelikleri var. Herkes istiyor ki ben kendi oğlumun işçisi olsun. Herkes istiyor ki işe gelen müdür olsun, şef olsun. Ya bile bir yok yasa. Bir rahatlık var aslında başkanım. Bir rahatlık var, rahatlık algısı. Hani bir şeyler yapmadan bir yere gelebilelim hemen. Bu algı var aslında biraz toplumda. Ya işte duyuyor yani bir adam bir işe girmiş ya o nasıl girdi? Vallahi ben şunu söyleyeyim. Ben geçmişte buraya görev atanan müdürler oldum. Ne bileyim işte hastane müdür başhekimleri oldum.
İşte diyelim ki işte belediye başkanı seçildi. Onlara ilk dediğim şu olmuştur. Bak, Harp Kutulu Camiler Çapaçulu Şeyh Efendi bir cübbesi varmış yamalıklı ama temiz. Bir kızı işte diyelim ki Han köyünden babasını Seyit Hazretleri'nin ziyarete gidiyor. Bir kumaş götürüyor. Diyor ki baba senin bu cübben çok yamalıklandı. Sen bu kumaşı götür tiktir. Bu cübbeni değiştir. Olur kızım buraya bırak. Kızı tekrar Han köyüne gidiyor. Bir müddet sonra tekrar köye gidiyor. Şey Harput'a gidiyor. Bakıyor babanın sısının üzerinde eski cübbesi var. Ya diyor baba ben sana kumaş gettim. Bunu götür diktir. Değiştir dedim. Sen niye yapmadın? Demiş ki kızım ben ahirette onun hesabını veremem. Daha bununla idarecek durumum vardı. Ne zaman bu tamla elden çıkarsa o zaman dikerim demiş. Bu bir örnek. Yine anlattım. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri yaralıyken oğlu çok üzülüyor. Diyor ki oğlum üzülme diyor. Senden diyor rüya aleminde sıslık görüşürüz. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri vefat ediyor. Oğlu işte bugün rüyamda görürüm, yarın görürüm, o bir gün görürüm. Tabi rivayette çok tarihle ilgili. Benim için en makulü 3 ay, 6 ay falan. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh rüyada oğlu babasını görüyor hazretleri. Diyor ki ya baba sen bana böyle böyle dedin. Sen dedi her gün göçeydin mi? Hiç 3 ay oldu atayı. Demiş oğlum bir devenin yuları tam çürümemişti. Ben onu atmıştım. O günden bugüne onun hesabını veriyorum. Yani devlet malı bu kadar önemli. Kişisel çıkar dönem. Yani sen israf edersen başlapar çocuk şefin kızın getirdiği ahirette. Ama bugünün şartlarımızda herkesin 4-5 tane takım elbisesi var. 2-3 tane arabası var. 5-6 tane bilim neyi var. Şimdi yani bu bizim kim Müslümanlık değil. Yani ben şimdi kendi halime bakayım. Kur'an sünnete baktığım zaman ya benim halim hakikaten Müslümanlık bir halim ya. Yani Allah'tan özür dileyecek halimiz de yok yani. Ben yani kendi adımı başkalarını tenzih ederim. Yani Müslümanlık öyle şurada burada Müslümanlık başkasına hak zingime sakal bırakıp cübbe sarmak sarı sarmak değil. Müslümanlık merhamet dini, şefkat dini, yardımlaşma dini, hak hukuk dili. Dilinle, bedenen kimseyi incitmeme dini, kimsenin hakkına tacayım, başkası zarar görür, sen zarar gör diye, o üzülmesin diye, sen zarar gör diye bir din, anlayış. Bunu yaşayan insanlar olmuş, peygamberler, Allah dostları olmuş. İslam'ı kötü göstermenin bir alemi yok, kimseye de yara yok. İslam'ı ciddi manada anlatmak, herkesin yaşamasını sağlamak gerekir. Yani sırf İslamiyet, namaz, oruç, zekat bunlar şart. Ama Kastamonu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki ahlaka dayanmayan bir yaşantının da İslam'da pek bir faydası yok diyor. İşte ahlak ne? Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ın ahlakının sünneti. Yani o ahlaktan yoksunsan namaz kıl, oruç tut, gıybet et, dedikodu et, şunun bunun hakkını ye. Namazın faydası yok. Namaz sana da seni kurtarır. Allah dilese belki namaz kılmadığın için seni affedebilir. Ama başkasının hakkını gasp ettiğin... Kul hakkı çok ağır aslında. Yok, Cenab-ı Hak diyor ki kul hakkını ben affetmem diyor. Evet. Şahıstan helallik halledersin. Evet. Allah, Cenab-ı Hak, Rabbim bunu diyor ya. Diyor ki yani kul senin hakkını helallaşacaksın. O hakkını vermediğin müddetçe Cenab-ı Hak onu affetmiyor diyor. Bana ait oruç tutmadın. Dilerse affeder, dilemezse affetmez. Namaz da kılmadın. İşte. Ama zekat da kul hakkına giriyor. Bak zekatı vermiyor. O da ayrı bir şey. Vergi de kul hakkına giriyor. Mesela Kastamonu Muhammed İhsan Efendi Rahmetullah Hazretleri sigortasız işçi çalıştırmayı en büyük günahtan sayıyor. Vergiyi de kul hakkına sayıyor. Yani vergi kaçtığınız zaman Türkiye'nin 85 milyonunun kul hakkına giriyorsun. Yani bugün toplumumuzda vergi kaçırmayan çok nadir insan vardır. Yani onun için İslam'ı bileceksin. İslam ne olduğunu öğreneceksin. Dinimiz ne emretmiş bileceksin. Öyle hameset duygularla, çene çalmakla, o bizim eski Elazığ'ın kabadayları değil, çene çalmakla adam olmaz kardeşim. Adam yaşayarak olur, örnek olur. Toplu etrafına 3 tane, 5 tane adam başlıyor şunu bunu, o da bilimde etrafına. Ya senin dinini bile mi emretmiş, senin davan bile mi emretmiş? Böyle bir şey yok ya. Bizim gayemiz, amacımız ne? Ülkemizin insanların mutluluğu ve huzuru için fedakarlık yapmak. Biz kendi ailemizi içinde, kendi çoğumuzu üzersek biz topluma nasıl faydalı oluyor? Ben arkadaşlar her zaman söyledim.
Hanımın senden rahatsızsa, çocuğun senden rahatsızsa sen bu topluma faydalı olamazsın kardeşim. Öncelikle ailenin çağrı çoğunluğu, etrafındaki insanları mutlu edeceksin. Onlara iyi davranacaksın, huzurlu edeceksin, şefkatli davranacaksın. Ona göre. Mesela bugün cuma hutbesini ben isterim arın akşam onu bir Allah saçı yani aile hakkındaki, kadın koca hakkındaki şeyleri. Mesela sahabe döneminde Peygamber Efendimiz kadına verdiği değeri bir iyice öğren ya. Yani onu bu ben sizden rica ediyorum. Bugün şeyden alın o Diyanet'in hutbesini. Çok güzel kadın erkek ilişkilerini. Şimdi toplum herkes erkekleri suçluyor. Ya kadının suçu yok mudur yani? Yani kadın erkek karşılıklı sevgi saygı göstermekten sonra birbirinin hak hukukuna riayet etmekten sonra ne olacak? Ha öldürmek doğru mudur? Değil o ayrı mesele. Yani onu tasvip edildi de. Yani onun için herkesin birbirine karşı sorumlulukları var. Vazifeleri var. Hak hukukları var. E bunları yapmasa kendi arkadaşları ailende sorunsu çıkacak. Yani bugünkü Diyanet'in hutbesini sizlerden ricam. Onu yayınlarsa çok mutlu oluruz. Yani bugün çok da güzel bir şeydi yani. Haber yapın onu. Evet. Başkanım programımızın da artık sonuna geliyoruz. Son olarak gençlere önerileriniz neler olmalı? Şey, Cumhuriyet nasıl aşılanmalı gençlere? Kısaca alırsak. Evet. Dediğim gibi Cumhuriyet rejimi İslam'ın emrettiği bir rejim. Büyük Allah dostları bunu söylemiş. Akla mantığa da uygun. Bunu geliştirmek, korumak bizim vazifemiz. Biz bunu geliştirmekle mükellefiz. Öncelikle demokrasi demek başkalarına hakaret etmek, ülkenin birlik beraberliğini, huzurunu bozmak demek değildir. Fitne fesat çıkarmak demek değildir. Senin hakkın varsa benim de hakkım var. Sen benim hakkıma saygı gösteriyorsan ben de senin hakkına saygı göstereyim. Ama senin hakkın ülkeme, milletime kasteden bir hak talebiyse bu mümkün değil. Yani bu hak olmaz. Öyle bir şey de yok. Başta da söyledim. PKK'nın çıkış amacı Marksist-Leninist komünist Türkiye'yi zayıflatmak. Bölge halkı dindar, muhafaza insanları yozlaştırmak ve Türkiye'yi içeriden uğraştırmak. Çünkü Türkiye içeride kendi içinde boğuşurken rahat rahat kolay kolay dışarıya müdahale edemez. E bugün ya Kürt kimliği kime ne faydası var ya? Kürt eğitimi kime ne faydası var ya? Adam gidiyor İngilizce öğreniyor, Amerika'ya gidiyor, bilmem nereye gidiyor ki bilin olsun. Yani bunlar şey, cahilce şeyler yani. Kimlik birine vallahi bir şey yok. Ben Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak mutluyum, huzurluyum. Kendimi de Türk hissediyorum. Ben Kürtlerin de Türklerin bir parçası olduğuna inanıyorum. Böyle ki ayrı bir millet olsa dahi ben Kürtlerin bu ülkede en üst düzeylere geldiğine görmüş, şahit olmuş bir insanım. Yani onun için bu bir kimlik meselesi, eğitim meselesi, Kürtlere istismar etmek için, devleti zayıfa sokmak için onları kendilerine göre gösterdikleri bir gerekçe. Bu gerekçe olamaz. Onun için ben bu bölgede Kürtçe zaza bilen arkadaşlarımızın, insanlarımızın bu oyunlara gelmemesini, ülkenin birlik bütünlüğü içinde devlete sahip çıkmalarını ve güçlü bir Türkiye'nin tüm Müslümanların mazlum milletlerin menfaatine olduğunu inanıyorum. Bu vesileyle Türk ülkemizi bugün istikrarını sağlayan ve Türkiye'de bir beka sorununun önemini vurgulayan başta liderim hocam Sayın Devlet Bahçeli'ye ve milletim adına, ülkem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cesaretle mücadele veren Sayın Lider, Türk milletinin lideri, önderi Sayın Recep Erdoğan'a da millet adına, ülkem adına teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz hak ve hakikat bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Gerekirse atalarımız şehit olmuş, bizler de şehit olacağız. Zaten şimdiye kadar da bir sürü badire atlattık. Bundan sonra da Allah imanla ölmeyi nasip ederse, hele hele şehitlikten imanla ölmeyi nasip ederse buna da şükretmeyelim, hamd etmeyelim, ne yapalım? Allah keşke halis, ihlaslı, iyi niyetten imanlı şehit olarak ölmeyi keşke de nasip ede. Ben size bu programı sağladığınız için sizlere karım kız çok teşekkür ederim. Sen iyi program yaptın. Tam karım tatlı bir kızsın. İnşallah bundan sonra o Zeki Baba biraz karanlık adam. O Arif Çakmak da biraz karanlık adam.
Ama bunlar iki örgütün mensup, aynı örgütten mi, değişik örgütten mi bilmiyorum. Zaman zaman diyorum ki ben bir haber gönderiyorum. Arif tamamını yayınlıyor. Zeki bir kısmını yayınlıyor. Başka bir haber gönderiyorum. Zeki tamamını yayınlıyor. Arif bir kısmını kesiyor. Ya diyorum kardeşim o tamamını sen ne eksik yapıyorsun? Onun için ara sıra takılıyorum. Onlardan da razıyım. Beyefendi insanlar. Gerçek haber yapıyorlar. Memleketin meselelerine sahip çıkıyorlar. Aydınlatıyorlar. İki televizyon sahibine de tekrar teşekkür ediyorum. Çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu cuma günü münasebetler Rabbim bizleri, milletimizi, İstanbul'u affet, mağfiret eylesin. Huzur, mutluluk, rahat ve saat içinde hayırlı yaşamlar nasip etsin. Rabbim fitne fesatçıların şerrinden ülkemizi, bizleri korusun. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyen tüm hemşehrilerime de cumartesi mübarek olsun der ve Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Amin başkanım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Fırat Masası'nın sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle esenle kalın.